Hava Kent, bilimin yanında. 21 Aralık 1872 tarihinde İngiliz savaş gemisi HMS Challenger, İngiltere'nin Portsmouth limanından tarihi bir sefer için demir almıştı. Bu buharlı gemi normalde bir savaş gemisi olarak tasarlansa da bu sefer öncesinde tüm silahları sökülmüş ve yerlerine laboratuvarlar, ölçüm ekipmanları yerleştirilmişti. 243 mürettebatı ile birlikte inanılmaz bir görev için yola çıkmıştı bu gemi. Daha önce asla kimsenin cesaret edemediği bir görev. HMS Challenger'ın görevi dünyanın etrafında uzun bir yolculuk yaparak tüm okyanusların derinliğini, tuzluluk oranını, akıntıları ve ekosisteminin bir haritasını çıkarmaktı. Ve tam 3,5 yıl boyunca mürettebat gece gündüz bu ölçümleri yapmıştı. Yalnız mürettebatın bilim için hayati önem taşıyan bu görev sırasında yaşadıklarını anlamak için onların neler yaşadığını da konuşmak gerekiyor. Bu kimi zaman aylarca kara parçası bile görmedikleri uzun keşif sırasında 60 kadar mürettebatın psikolojisi o kadar bozulmuştu ki daha fazla dayanamayıp kendilerini okyanusun derin sularına bırakmışlardı. 1875 yılında bir gün yine ekip ses dalgaları ile derinlik ölçümü yaparken yine her zaman olduğu gibi belirli bir derinlikten dalgaların çarpıp geri dönmesini bekliyorlardı. Fakat bir sorun vardı. Gönderdikleri ses dalgalarını okyanus bildiğiniz yutuyordu. Dipsiz bir kuyu vardı sanki okyanusta. Beklediler, beklediler ama yok. Normalde geçen süreden çok daha uzun bir süre sonra ilk sinyal gelecekti. Bu sinyal ise tam olarak 11 kilometre derinlikten yansıyordu. İnanılmaz bir mesafeydi bu. HMS Challenger gemisi ve içindeki mürettebat korkunç bir boşluğun üzerinde duruyorlardı o an. O an gemideki araştırmacılar daha sonra Challenger Çukuru olarak anılacak bir yeri keşfetmişlerdi. O zamana kadar bilinen dünyadaki en derin noktaydı bu. Yani o kadar derindi ki Everest Dağı'nı bir şekilde söküp buraya koysaydınız dağ neredeyse 2 kilometreden fazla derinde kalırdı. İşte bu ışığın bile ulaşamadığı, korkunç bir basıncın bulunduğu bölgede herhangi bir canlının yaşamadığından neredeyse herkes emindi. Challenger'ın keşif gezisinden sonraki yıllarda bu çukurdan haberi olan diğer araştırmacılar da bu bölgeyi araştırmış. Ve aslında Challenger Çukuru'nun çok daha devasa bir oluşumun bir parçası olduğunu keşfetmişlerdi. Challenger Çukuru, Pasifik Tektonik Plakası'nın, Mariana Plakası'nın altına girmesiyle oluşan Mariana Çukuru olarak bilinen 2,5 kilometre uzunluğundaki bir oluşumun bir parçasıydı. Aslında bu oluşumun en derin noktasıydı. Bu noktadaki basınç o kadar akıl almazdır ki bunun için bazı benzetmeler kullanılır. Mesela bu çukurun en dip noktasında bulunsaydınız, üzerinizdeki su kütlesi nedeniyle vücudunuzun her bir santimetresinde 1600 tane fil oturuyormuş veya 50 tane jumbo jet uçağı bulunuyormuş gibi hissederdiniz. Veya vücudunuzdaki tüm moleküller ışık hızında bir anlamda patlardı. Tabii bu bölge, bu karanlık bilinmezlik bilim insanları başta olmak üzere herkesin zihinlerinde çok büyük bir merak duygusunu da tetiklemişti. Ve ilk defa bu derinliğe inme cüretini gösteren İsviçreli bir profesör, fizikçi ve mucit Auguste Piccard olacaktı. 1930'ların başlarında ilk insanlı stratosfer balonunu icat edip bununla ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinde ve bununla daha önce hiçbir insanın ulaşamadığı bir yükseklik olan 21 kilometreye ulaşarak burada kozmik ışınlarla ilgili deneyler yaparak ve çok sevgili dostu Albert Einstein'ın teorileri için kanıtlar arayarak bayağı bir ünlü olmuştu Piccard. Piccard'ın karısı ise artık orta yaş krizinden midir nedir? Bu adam kendini öldürecek. Lütfen bırak bu balon işini deyince Piccard da garip bir anlayış göstererek bunu kabul etmişti. Ama tabii böyle bir adamın kafasında çok daha tehlikeli bir planın olduğundan bir haberdi karısı büyük ihtimalle. Piccard bu çukurdan haberi olduğunda aslında kafasında planını yapmıştı bile. Stratosfere ulaşabilen balon konseptinin derin dalışlara da uygun hale getirilebileceğini fark etmişti. Ve bu tip dalışlar için kullanılan bir tür denizaltı olan ve teknik ismi batiskaf olan aracı icat etmek için çalışmalara başlamıştı. Bir anlamda bu araç aslında bir tür denizaltı zeplini gibi çalışıyor ve yüksek basınçlı bir yolcu kabiniyle benzinle dolu bir odacıktan oluşuyordu. Hava gibi sıkışmayacağı için benzini tercih etmiş ve bazı valfler ile benzin ve su devir daimi yaparak suya dalmasını veya yükselmesini sağlıyordu bu tasarımı. Yatay hareket içinse elektrikli iticiler kullanıyordu. Piccard Program ilk prototipini 1948'de tamamlamış ve 3 kilometreye kadar ulaşan başarılı insansız dalışlar da gerçekleştirmişti. 1950 yılında ise aracını Fransız ordusuna satarak Trieste isimli gelişmiş modelini üretmek için işe girişmişti. Uzun süren geliştirmeler, deneyler, denemeler sonrasında ise Fransız ordusunun finansmanı ile Trieste'yi de tamamlamış. Ve 1960 yılında artık Trieste dünyanın en uzun insanlı dalışına hazırdı. Auguste Piccard maalesef bu süreçte yaşlanmış ve 76 yaşına geldiği için kendisi bu tarihi göreve katılamayacak durumdaydı. Fakat oğlu hazırdı. Evet, kendisi de bir okyanus bilimci olan Auguste Piccard'ın oğlu Jacques Piccard ve onunla birlikte Amerika ordusundan Don Walsh 23 Ocak 1960 tarihinde zar zor Trieste'nin kabinine yerleşmişlerdi. Ve görev başlamıştı. Uzayı keşfeden astronotlardan esinlenerek hidronot adı verilen iki adam toplamda 8 saat sürecek dalış ve çıkışlarına başlamışlardı. Daha önce hiçbir insanın gidip görmediği bir yere. Tıpkı 7 yıl kadar önce 1953'te ilk defa Everest Dağı'na tırmanan Edmund Hillary ve Tenzing Norgay gibi yepyeni bir sayfa açmaya hazırlardı. Onları orada ne bekliyordu? Bir canlı görecekler miydi? Sağ salim gidip gelebilecekler miydi? Tüm bu sorular eşliğinde dalışına başlayan ikili sadece 16 dakika sonra afotik bölgeye, yani ışığın ulaşmadığı derinliğe ulaşmışlardı bile. Küçücük camlarından dışarıda sadece biyolüminesan, yani ışık saçan küçük organizmalar görüyorlardı. İkili ilerlemelerini bir radyo aracılığı ile ana gemiye bildiriyorlardı. Ama derinlik ve basınç göstergelerinden başka söyleyecekleri bir şey de yoktu aslında. Zifiri karanlıkta her yer. Tabi sıcaklık da hızla düşüyordu kabinde. Dalışın neredeyse yarısındayken ikili artık ana gemiyle iletişimi kesildiğini fark ettiklerinde bir miktar endişelenmiş. Fakat bunun artık bu derinlikteyken normal olduğunu düşünüp dalışlarına devam etmişlerdi. Artık dış dünyadan tamamen kopmuş iki insan daha önce hiç ulaşılmamış karanlık bir dehlize doğru yol alıyordu. Kendinizi bu insanların yerine koymanızı istiyorum. Nasıl hissederdiniz? Neyse, asıl endişe dalışın neredeyse sonuna gelmişken baş gösterecekti. Tamamen sessiz ve karanlık o derinlikte araçtan büyük bir gürültü kopmuştu. Kalın gözetleme penceresinin dış kısmı basınca dayanamamış ve çatlamıştı. Aslında bu tip bir tehlike için araçta güvenlik ekipmanları vardı ve hızlıca yüzeye çıkmaları için gerekli ayarlamalar yapılmıştı. Ama tabii kabinin çatlaması ve bir anlamda içe doğru patlaması durumunda hiçbir şey onları kurtaramazdı. Neyse ki çatlak sadece dış kısımda ve daha fazla ilerlemiyor gibi görünüyordu. Bu endişeler içerisinde Trieste'nin gövdesi kısa bir süre sonra Challenger Çukuru'nun tabanına, dünyada hiç kimsenin görmediği, hayal bile edemeyeceği o karanlığın ortasına yavaşça iniş yapacaktı. İkili göstergelere baktığında ise derinlik 11.520 metre, basınç ise 1099 atmosferik basınç olarak görünüyordu. Aracın ışığını açtıklarında ise milyonlarca yıldır ışık görmemiş yerler aydınlanmış ve ikili gözlerine inanamamıştı. Zira hemen önlerinden bir yassı balık geçmişti. Bu görevin onuruna Trieste balığı olarak da bilinir bu balık. Hemen yukarıda birkaç tane karides ve deniz anası da süzülüyordu. Belli ki burası o kadar da sakin bir yer değil. Akıntılar buraya da uğruyor. Oksijen getiriyor olmalıydı. Ama o basınç altında mikroorganizmalardan çok daha karmaşık bu canlılar nasıl olabiliyordu? Evet, yaşam her yerde bir yolunu buluyordu belli ki. İkili burada önce tozun dağılması için 15-20 dakika kadar kalıp biraz daha gözlem yaptıktan sonra ağırlıklarını bırakıp yükselişlerine başlamış ve sorunsuz bir şekilde bu tarihi görevi tamamlamışlardı. Tabi Amerika'nın da dahil olduğu ve Nekton projesi kapsamında gerçekleştirilen bu dalışta krediyi toplama işini de Amerika kimseye bırakmamış. Walsh ve Piccard Washington'a getirilmiş. Dönemin başkanı Eisenhower'dan madalyalarını almışlar. Ve Amerika burada da dünyanın en derin noktasına Sovyetlerden önce ulaşmanın gururunu dünyayla paylaşmıştı. Sonrasında ise bu gururla kalmış ve projeden de çekilmişlerdi. Zira daha büyük bir hedefleri vardı o dönem. Ay'a ayak basmak. Fakat bu aslında bir anlamda Ay'a ayak basmaktan çok daha zor bir görevdi düşününce. Ve gerçekten de sonrasında 52 yıl boyunca başka hiçbir insan o çukura inme cesaretini gösterememişti. Walsh ve Piccard'ın o zaman tahmin edemeyeceği şey ise onlardan sonra oraya inecek 3. insanın dünyanın en ünlü yönetmenlerinden biri olacağıydı. Evet, 2012 yılında Titanic'in yönetmeni James Cameron Challenger çukuruna inen 3. insan olacaktı. Bu dalışı ile ilgili de bir belgesel mevcut. İlgilenenler izleyebilir. Sonrasında ise bir kişi daha bu çılgın göreve kalkışmış ve bu isim de ismini tarihe ilginç bir şekilde yazdırmıştı. Victor Vescovo, bir girişimci, bir macera tutkunu ve bir çılgın aslında. Ve kendisi 2019 yılında Challenger çukurunun diğerlerinden birkaç metre daha derin bir noktasına inerek dünyanın en derin noktasına ulaşan ilk insan ve bu çukura inen 4. kişi olmuştu. Onun hikayesini ilginç kılan ise kendisinin hem Everest dağını tırmanarak dünyanın en yüksek noktasına hem de bu dalış ile en derin noktasına ulaşan tek kişi olmasıdır. Hem en dipte hem zirvede bulunmanın ironik bir tezahürü kendisi. Bu çukur elbette sonrasında birçok insansız araç ile tarandı ve tahminimizden çok daha canlı bir ekosistemi olduğu keşfedildi. Fakat şunu da biliyoruz. Dünyamızın okyanuslarının sadece %5'ini keşfedebildiği insanlık. Daha gitmediğimiz, görmediğimiz, bilmediğimiz ne dünyaların olduğunu, buralarda hangi canlıların yaşadığını bilmiyoruz. Bu derinliklerde dünya ve canlı tarihinden de sayısız şey keşfedilmeyi bekliyor. Okyanus araştırmaları belki de uzay araştırmaları kadar keyifli ve heyecan verici bir alan. Ne dersiniz? Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Birlikte yükseliyoruz. Hava Kent. Hava Kent bilimin yanında.